Merhaba arkadaşlar, C#'da personel takip otomasyonunun 15. dersiyle karşınızdayız. Bu dersimizde mesai listeleme ile ilgili birkaç işlem yapacağız. Geçen dersimizde mesai ekleme işlemini bitirmiştik. Bu arada bu sayfanın tasarımını da bu şekilde değiştirdim. Evet, önce projemize bir tane form ekliyoruz. RM mesailer diyelim. Evet, burada mesailerin listesi olacak. Yani grid diyemiyoruz. Auto size kalın özelliğini fill olarak değiştiriyoruz. Grid diyelim. Bir de dark özelliğini de yukarıya doğru tutturuyoruz. Aynı zamanda selection mode özelliği var. Bunu da full row select yapıyoruz. Evet, burası bu şekilde. Mesai ekle de şunları kopyalıyoruz buradaki araçları. Mesai ID. Burada da personel ID olacak. Bir de personelin adı olacak. Bunlar için de bir text box ekliyoruz. Forma. Mesai ID. Personel ID. Evet, dönem bilgisi.
Evet, bu şekilde düzenleme. Şimdi butonları ekleyelim. Tabii önce şu tekstlere isim verelim. Txt personel ID. Tüm mesaileri öde. Tekstine de tüm mesaileri öde yazıyoruz. Bu da mesai ID'ye göre ödeme işlemi butonumuz mesai öde. Güncelle. Sil. Bu butonumuz da BTN personel filleri. Tabii için ayrı bir form daha açacağız. Personel filleri. Burası da tamam. Evet, bu temizleme butonumuz, bu da çıkış butonumuz. Çıkış. Evet, isimlerini bir kontrol edelim. Temizle. Personel primleri, tüm mesaileri öde, mesai öde, güncelle, sil.
Temizle ve çıkış. Tamam. Bu şekilde. Biraz daha aşağı alabiliriz. Evet, bu şekilde. Şimdi personel ID değeri girdiği zaman personel ad ve soyad bilgisi gelsin tekte. For load olayına önce veri tabanı listeyle ara metodu yazıyoruz. Evet, burada grid view bir de sorgu var arkadaşlar, string türünde. Grid 1 virgül select sorgumuzu yazıyoruz. Listeleme sorgusu. Select fields from vesaireler. Evet, burası bu şekilde. Şimdi ay bilgisini kontrol ediyorum. 1'den 12'ye kadar. Tamam. Bu şekilde. Şu yıl ile şurayı kopyalıyorum. Geçen dersimizde bunu yapmıştık arkadaşlar. Combo yılın içerisinde de şu anki yıldan 5 yıl düşüğe kadar, yani 2020 2015'e kadar listelenmiş olacak. Burası da tamam. Şimdi personel ID değeri girildiği zaman bu metodu bakalım nerede bulabiliriz? Primlerde olabilir mi? Evet, personel ad soyad bilgisi var burada arkadaşlar. Tamam, primlerden çağıracağız. Primler nokta personel ad soyad getir. Dxt personel ID, bir de dxt ad soyadı bilgisi. Burası tamam. Evet, çift tıklandığı zaman grid bir eve çift tıklandığı zaman, bu arada şu formun start position özelliğini değiştiriyorum. Aynı zamanda tekstine de mesailer sayfası diyorum. Evet, grid bir eve çift tıklandığı zaman işlem gerçekleşsin. Yani şuradaki araçlara mesai ID ile ilgili bilgiler getirilsin. Cell double click olayına yazacağız işlemleri. Şimdi txt mesai ID nokta text data grid 1 nokta sort row seçili satır nokta sets value to string. Evet, mesai ID
Kullanıcı ID yok burada. 1, 2, 9 tane şimdilik. Mesai geldi. Bu da personel ID. Personel ID. Mesai saat ücreti. Mesai saat ücreti. Şurası da. Açıklama. Açıklama. Şimdi tutar bilgisini tekste getirmeyelim arkadaşlar. Çünkü orada mesai saati değiştiği zaman, mesai saat ücreti değiştiği zaman tutar da değişecek. Yani güncelleme işlemi yaptığımız zaman tutarı da değişecek. Bundan dolayı tutar bilgisini tekstlere getirmeye gerek yok. Şu ikisi alsın. Şimdi şu şekilde yapacağız. Başlangıç saatini mesaileri açalım. Bir buradaki grid date time picker'a bir de şu masked'a getirmemiz gerekiyor. Aynı şekilde her ikisi için hem başlangıç hem bitiş için bunu yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda şu dönem bilgisini de hem ay için hem de yıl için combo box'lara getirmemiz gerekiyor. Şu üçü tamam. Şu ikisi kaldı. Şu tamam. Bu değişecek olan mesai saat ücreti değişecek. Onun için de şuraya tıklayalım. Bir try catch bloğu. Tuşuna iki defa bastık. Try yazdıktan sonra hesaplaması var. Geçen derste yapmıştık. Evet, şurası. Zaten burada araçların isimleri de değişmedi. Burası da bu şekilde. Evet, şimdi string başlangıç evet, başlangıç diye bir değişken ve bitiş diye bir değişken tanımlıyorum türünde bitiş bu şekilde. Şu başlangıç saati bu da bitiş saati bir de string ay yıl diye bir değişken tanımlıyorum. Bu da dönem için. Evet, ya da dönem diyebiliriz. Bu şekilde. Evet, burası tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Bunu bir çalıştırayım arkadaşlar. Tabii bu arada ana sayfayı açalım. Buraya bir buton ekliyoruz.
mesailer, FRM mesailer, formlar arası geçiş komutunu yazıyor. FRM nokta diyalog. Evet, burası tamam. Çalıştıralım. Son durumuna bakalım. Neler yapacağımızı da gösterelim burada. Mesailer. Evet, şimdi böyle çift tıklıyorum. Bakalım. Evet, bilgiler geldi. Şimdi burada bitiş saatinde şu kısmı 15.02.2020 kısmını şurada time Python'da göstermemiz gerekiyor ve saat bilgisini şuradaki 18.00'ı da şu masked içerisinde göstermemiz gerekiyor. Aynı zamanda şuradaki dönem bilgisini de örneğin 2 var. 2020, 12, 2019. 12'yi şuradaki combo box içerisine 2019 ve 2020 neyse o da şuradaki combo box içerisinde göstermemiz gerekiyor. Çift tıkladığımız zaman bilgilerin buralara geçmesi gerekiyor. Evet, şimdi onları yapalım. Şimdi int say şöyle başlangıç değerinden hatta date time picker. Date time başlangıç nokta text başlangıçtan substring. Şimdi sıradan itibaren bakalım ne kadar yapıyor? 10 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. 0'dan 10'a kadar. Basket için basket başlangıç nokta text eşittir. Başlangıç nokta string. Burada da 11'den sonraki. Evet. 11. karakterden sonrakini maske yazacak. Yani sıfır, tabi orada bir de boşluk var arkadaşlar bundan dolayı. Yani şu şekilde gösterelim. Sıfırdan itibaren 10 karakter al diyoruz ve burada da 11'den sonraki karakterleri al diyoruz. Şimdi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Sıfırdan itibaren 10 karakter alacak arkadaşlar. Şu 11. karakter. 11 karakterden sonrasını daha yazacak. Yani 18, 2.3 ve çift sıfır şeklinde yazacak. Burası tamam. Şimdi bunu bitiş içinde yapalım.
bitTimeKish nokta text eşittir bitiş nokta substring 0.10 ve masked bitiş nokta text bitiş nokta substring 11. karakterden sonrasını al dedik. Burası tamam. Şimdi int bir değişken tanımlıyoruz. Burada da dönem index. Burada şunu yapacağız. Şu karemiz var aralarda. Ay ve yıldan yılın arasında. Bu karakterin öncesi ve sonrasını alacağız. Bu combo i nokta text bu da dönem nokta substring burada combo yıl nokta text eşittir dönem nokta substring. Şimdi şurada sıfırdan say değişkenine kadar olacak ay için. Yıl içinde say 1 olacak arkadaşlar. Evet, burası bir şekilde. Şimdi bir de şunu da yapalım. Bir form daha ekleyelim. Personel pimleri diye kremi personel pimleri bunu da düzenleyelim hazır olsun. Evet, start position'ı değiştirdik. Aynı şekilde personel birimleri sayfası diyorum tekstine. Formlar arası geçiş komutu buraya da yazıyoruz. RM personel buna personel mesajları diyeceğiz. Bu yanlış oldu. Şurası da personel mesajları olacak. Prim değil bu mesai. Evet, personele göre mesailer. Burası da aynı şekilde personel mesaileri. Silelim. Evet, personel mesaileri. Tamam. Personel mesaileri. Burası tamam. Şurayı siliyorum. FRM personel mesajı.
CRM nokta shop dialog. Burası tamam. Şimdi devam ediyoruz. Şu temizle butonuna görevleri tanımlayalım. For each tab'a basıp kontrol item formdaki kontrolü dolaş. If item is text box ise combo box ve basket box ise combo box ise basket text box ise item nokta text eşittir boşluk ve aynı zamanda da time başlangıç nokta ve day time no. Şimdiki tarih day time bitiş nokta value şimdiki tarih. Evet, burası bu şekilde. Denemeleri yapalım. Bakalım herhangi bir sorun yoksa dersi burada bitirmiş olacağız. Çalıştırıyorum. Evet, mesailer. Şimdi bir bakalım. 15.02 saatleri de değişik. Evet arkadaşlar. 2.2020 saatler. Bakıyorum şöyle. Kontrol edelim. Bitiş. Şurası başlangıç. Tamam. Evet. Herhangi bir sorun yok. 2, 6 per 6 Adnan Özgün olarak değişti. Tamam. Şu 12 bunun içinde deneyelim. Evet 12, 2019. Evet bilgiler bu şekilde tekrar combo box'lara ve max'lara bu şekilde getiriliyor. Temizle. Tamam. Temizlendi arkadaşlar. Bu da çalışıyor. Personel mesaileri. Tamam. Evet arkadaşlar, bu derste anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki dersimizde mesai ödeme işlemleri falan veya tüm mesaileri ödeme işlemleri yapacağız. Evet, bir sonraki derste görüşmek üzere.